şehit olduğunda dünyadaki hayatını Allah unutturuyor. Çünkü hatıraları falan var ya dünyada. Onlar onun çok canını yakar, yani üzer. İşte günahları var, hataları var. Yeni bir hayat ona veriyor Allah. Yeni bir hatıra veriyor. Yeni bir hatıra. Onun için o hatırada bütün devam ettiği için çıkaramıyor onu. Yani çünkü her an bir yaratılış var ya. Evet. Hatıralarımızla biz her an yaratılıyoruz. Ona da o anda yeni bir hatıra verildiği için bütün hayatı muntazam gösteriliyor. O yüzden yani hiç böyle günahsız, terbiyeli, böyle güzel huylu bir insan olduğuna inanıyor. Bir de yani ölümde görmemiş. Ama normal insan olduğunu biliyor. Bildiğimiz insan ama hayatı güzel, mekanı da güzel. Yani onu dünya olarak orayı zannediyor. Yaşadığı mekanı zannediyor. Hatıraların beraber verildiği için. Yani şehit hiç öyle kurşun acısı, şu hiçbir şey duymaz. Hiçbirini bilmez. Yani normal akışında devam eder. Hiç yaşadığının farkına bile varmaz. Ya zor günler olur. Ama Allah'a tevekkül etmek lazım. Yani çok utanç duyar insan sonra. Mesela Allah hastalıklar verir, dertler verir, belalar verir. Mutlaka o hayırla sonuçlanır. İnşallah. Allah'a sonuna kadar hüsnü zan etmek lazım. Allah'a suizanda insan rezil rüsvâ olur. Allah çok acıdır Allah'a suizan etmek. Allah seversin. Yani çok aptalca bir harekettir. Tabii. Ömür boyunca Allah'a hüsnü zan edilir. Hep Allah'ın lehinde. Hep Allah'ın güzel olduğu, doğru olduğu yönde düşünmek lazım. İnşallah. Böyle düşündükçe hep onun doğru olduğunu da görürsünüz zaten. Tabii. Suizan da sonunda bir gün rezil rüsvâ olur insan. Daima hüsnü zannedecek. Mesela kolu kırıldı, hüsnü zannedecek. Hastalandı, hüsnü zannedecek. İnşallah. Mutlaka hayır vardır. Tabii. İnşallah. İnşallah. Mutlaka hikmetle yaratılır. Tabii. Ya bir beladan korur Allah, ya daha iyisini yapar. Daha güzel olur. Mesela şehit oluyor. Ya bir de git şehitlere sor. Adam yerlere yatarak ağlıyor. Tabii. Şehide bir sor bakayım. Tabii. Ya ne kadar rahatsız olur o ya. Tabii. Şaşırır da ya ne ağlıyorsunuz diye. Yani. Tabii doğru. Değil mi? Allah'ın katında nimetlenir diyor Cenab-ı Allah. Yani gayet mutlu, neşesi yerinde, şevki yerinde, gayet kaliteli bir hayata geçmiş. Tabii maşallah. Orada sen ağlıyorsun. O da senin haline ağlaması lazım eğer ağlayacaksa. Senin dünyadaki perişanlığını ağlar.